Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Umat Yasin Kara. DGS 20 Soru tahmin denemesi 5 ile karşınızdayım. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Şöyle sorulara bir göz göz Bakın hepsi sınav kokan sorular arkadaşlar. Bu soruları sınavdan önce çözdüğünüz zaman inşallah birçok bilgilerinizi tekrar etmiş olacaksınız. Ve sınava karşı da hazırlanmış olacaksınız. Değerli arkadaşlarım. Özellikle şunu bir kez daha ben söylemek istiyorum. E, bu dersin PDF'sini açıklamadan alabilirsiniz. Yine bu bgs 20 denemelerimin tam 9 deneme var. Bu 9 denemeye en 11 ya da kitap seç veya diğer mağazalardan ulaşabilirsiniz. Onların da linki yine açıklamada değerli arkadaşlarım. Burada ben bu dersin PDF'sini de açıklamaya bıraktım. Katıl'a özel vesaire değil. Herkese açık. İnşallah burada sizi sınava hazırlamış olacağız. Sorular orijinal sorular arkadaşlar. Çıkmış soruların böyle azlık değiştirilmişi falan değil çıkmış soruların mantığında ÖSYM bunu sormuş ne sorabilir diye hazırladığımız sorular. O yüzden bir takım zorlanmalar meydana gelebilir. Biliyorsunuz ki de bazı seneler böyle şaşırtan sorular soruyor. Bizim amacımız sizi burada her senaryoyu hazırlamaktır. E Söz uzatmayalım o zaman başlayalım. Arkadaşlar sayılar ve temel kavramlar konusunun önemli soru tiplerinden birisi de bu soru. Neden? Çünkü bakın burada kutular var. İşaret yerleştiriyorum sayı yerleştiriyorum. Ben çok iyi biliyorum ki son yıllarda bu tarz sorular bana çıkça soruluyor. Peki ben burada ne yapmalıyım? Bu soruları analiz ederken sayıları çok iyi bilmeliyim. Yani sayılar kavramını çok iyi analiz etmeliyim. M ve N birer tam sayı diyor. Bakın tam sayı kelimesinin bir kere önce altı çizilmeli. Sonra burada sayıları en genel özelliği var. En genel özelliği nedir arkadaşlar? Tekle teki çarparsan sonuç tektir. Tekle çifti çarparsan sonuç çifttir. Çiftle çifti çarparsan sonuç çifttir. En genel özelliği de bu. Şimdi değerli dostlarım. Diyor ki dairelerden birine çarpma, diğerine diğerinin yerine ise toplama sembollerinden biri yazılacaktır. Buna göre M bölü N oranı kaçtır? Şimdi çarpmayla toplama yazacağız değerli arkadaşlarım. Çarpma ve toplama. Şimdi hedefimiz bu. Hedefimiz neyi? çarpma ve toplama sembolleri. Bakın arkadaşlar. N sayısının tek ya da çift olduğunu ben bilemem. Ama N sayısı 4 ile çarpıldığı için bakın çiftle neyi çarparsam çarpayım sonuç çift ya. Şurası kesinlikle çifttir. Çiften 2 çıkıyor. Bakın dikkat edin. Çiftten 2 çıkıyor. Çiftten çift çıkıyor yani. Sonuç yine çifttir. Arkadaşlar ben şimdi buraya ya artı koyacağım ya da çarpı koyacağım. Şimdi ben varsayalım ki buraya çarpı koyabilir miyim? Bakın 21 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. Eşittir bir tek sayı iki tek sayının çarpımıyla ancak elde edilebilir. Bakın iki tane tek sayı elde ediliyor. Şurası ne arkadaşlar? Çift bir sayı. Çiftle neyi çarparsan tektir desem buna yanıt veremezsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar bu araya çarpma gelme şansı yok. Neden? Çünkü şurası nasıl bir ifade? çift bir ifade. Burası tek bir ifade. Buraya çarpma gelme şansı yok. O zaman arkadaşlar buraya mecburen neyi koyacağız? Buraya artı işaretini koyacağız. Buraya artı işaretini koyacağız. Çarpma işaretini nereye koyacağız? Onu da yukarıya yazmalıyız. Çok güzel. Şimdi arkadaşlarım olaya tekrar bakıyorum. Artık neyin nerede olduğunu biliyorum. Peki ben bunu nasıl yaptım? Çelişkiye düşürerek hesapladım. Bakın bu da bir yöntemdir matematikte. Çelişkiye düşü rerek doğru yanıtı bul. Doğru yanıtı bul. Doğru yanıtı bul. Tamam mı? Çelişkiye düşürerek doğru yanıtı bul. Şu an çelişkiye düşürerek ben doğru yanıtı buldum. Evet gayet güzel. Şimdi arkadaşlar artık işlemimizi yapalım. 21 eşittir. şu artıyı da hesaplarsak 4n 2 artı ile 8 çarpın artı 8 artı ile eksi çarpın Eksi n eşittir 21. 4 n'den 1 ne' giderse 3 n. Eksi 2 ile 8 toplarsanız 6 eşittir 21. Atıyorum bu tarafa. Eksi 6 diye geçti. 3 n eşittir 15. N eşittir 5 oldu. N'yi 5 buldum değerli arkadaşlar. Güzel. Şimdi bu arada ne var? Çarpı var. M ve N'nin birer tam sayı olduğu hala bizlerin aklından çıkmasın. Arkadaşlarım burada bakın benim en önemli önerim Hangi tam sayının çarpımından 15 gelebilir? Bir denklem çözmeyi önermiyorum arkadaşlar. Hangi sayıların çarpımından 15 gelebilir? Bunu böyle dikkatlice bakalım. Şimdi burada ee, mesela burası eksi 5'e e, tamam mı? Burası eksi 5'e eksi 3 gibi bir şey demek mantıklı olmaz. Çünkü neden? E, burada buranın eksi 5 olması m'nin 0 olması lazım. Sağlamıyor. Arkadaşlar benim burada önerim burası da büyük bir sayı oldu. yani ya 3 çarpı 5 15 ya da 5 çarpı 3 15. Bakın bunu birçok arkadaşım size tüm yüreğimdeki samimiyetle söylüyorum. Çıkmış soruların üzerinde inanılmaz işe yarayan bu yöntemi birçok arkadaşım kullanmıyor. Tam sayı kelimesini gördüğünüz zaman o sorunun %90 yanıtı sizin bu şekilde e, hesaplamanızda daha hızlı ortaya çıkıyor. Burasının 5 olma yani ya burası 5 ya burası 3 ya burası 3 ya burası 5. Arkadaşlar şimdi burada deneyeceğiz. Burasını ben bir kere 5 ee, olarak düşünürsem m'e 5 vermem lazım. Çünkü niye? 2 çarpı 5 15 şey 10 eksi 5'ten ne gelir? 5 gelir. Yani m'e 5 verdim. m'e 5 beş verirsem 5'ten 2 gitti. Burası ne oldu? 3 oldu. Peki 5 ile 3 çarpınca 15 veriyor mu? Veriyor. Tamam. Bitti. Başka da bunu sağlayan tam sayı değeri bulamaz. Diğerlerini dene. Böyle bir tam sayı olmadığını göreceksin. O zaman arkadaşlar buradan m'i de ne bulduk? 5 bulduk. O zaman m bölü n oranı soruyor. 5 beş bölü 5'ten de ne geldi? 1 gelmiş oldu. İşte sayıları tanırsak çok işe yarar arkadaşlar. Yani tam sayı dediği anda sizin şurayı sağlatabilecek yani 15 eşittir 2m 5 e, bu arada da bir işaret var m 2 sizin bunu yeryüzünde sağlatabilecek sayılarınız belli 5'e 3 eksi 5'e 3 ondan sonra e, 3'e 5 eksi 3'e 5 Tamam mı arkadaşlar? Yani sağlatacaklarınız bunlar. Burada ee, başka da bir sayı olmaz. 15'e 1 de olur. Ondan sonra e, eksi 15'e eksi 1 de olur. Ondan sonra 1'e eksi 15 de olur. Eksi 1'e eksi 15 de olur. Ama bakın bunları denediğiniz zaman bunların olamadığını göreceksiniz. Bir kere şurasının ee, olamamasının sebebini arkadaşlar tam sayıyla çelişme olarak göreceksiniz. Arkadaşlar bu soru ardışık sayılar ve rasyonel sayılarla ilgili bir soru. Sorumuza dikkat edelim. A ve B birer rakam. Tamam. Eşitliği sağlanıyormuş. C sayısı bir pozitif tam sayıymış. Buna göre A çarp B artı C kaçtır diyor. Arkadaşlar her şeyden önce şu sorunun yanına şöyle 3 tane yıldız atalım. Ben bu tarz bir soruyu sınavda bekliyorum. Birincisi. Şimdi bakın Burada 1,11, 2,22 böyle böyle gidiyor. Arkadaşlarım, burayı ben 1,11 parantezine alsam, buradan ne kaldı? Kendisi kaldı 1. 1,11 ile neyi çarpırsam? 2,22 olur. 2'yi. Bu da böyle böyle gider. Ta ki kaç'a kadar? 9,99 olduğu için 9'a kadar gider. Tamam mı? Eksi 0,AB diyor. Yani ne demek? AB bölü 100 demek. O da neymiş arkadaşlar? Bir c sayısına eşitmiş. Tamam ama c'nin diyor bir pozitif tam sayı olduğuna göre diyor. Yani bakın burada yine sayılarla ilgili bir olay var. c neymiş? Bir pozitif tam sayı. a ve b neymiş? Birer rakam. Tamam. Şimdi arkadaşlar birden başlayıp eğer bir bir artan bir ee, dizi varsa ne yapacağız? Şunu yapmamız lazım. 9 çarpı 10 bölü 2. Hatırladınız mı formülü? 1, 2, 3 diye devam ediyor. En son n'ye geliyor. Şu toplam nedir? n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Yani birden başlayıp 1, 1 artan bir dizinin terimleri toplamı n çarpı n artı bölü 2. Bunu biliyoruz. Bunun en sonu bakın birden başlıyor. 1, 1 artıyor. 9'da bitiyor. 9 çarpı 10 bölü 2'den 90 bölü 2'den 45 yapıyor. O zaman arkadaşlar şurası 45 oluyor. Şu an dışarıda da bakın 1,11'in yerine de 111 bölü 100 gibi bir ifade var. Çarpı 45 eksi bu. Şimdi arkadaşlar 111'i 45'le çarpalım. 111'i 45'le gelin çarpalım şurada. 555 444 toplamayı başarırsam 5 9 9 4 4995 bölü 100 eksi AB bölü 100 o da eşittir C. C'ni Bir pozitif tam sayı. Bakın arkadaşlar. 4995 bölü yüzden neyi çıkarırsam C oluşabilir. Değerli arkadaşlar. A, yani şu yüzün şöyle dersem daha rahat anlaşılabilir. 4995 eksi A, B bölü 100 sayısı 100'e bölünebilmeli. Yani şu 4995 eksi A, sayısı 100'e bölünebilmeli arkadaşlar. Ama ben buraya burası ne olursa 100'e bölünür. 100'ün katı olursa. O zaman AB ne olacak arkadaşlar? AB 95 olacak. Neden 95 olacak? Çünkü eğer AB 95 olursa 4995'ten 95 çıkarsa 4900 kalır. 4900'ü e 100'e bölerseniz ne kadar 49 gelir. 49'ı C'ye eşittir. Şu an ben C'yi buldum. C sayısı 49. AB'de 95. 9 kere 5. O da arkadaşlar yapar. 45. 45 ile 49'u toplarsanız da cevabımız 94 olmalıydı. O zaman bu sorumuzun cevabı 94 değerli arkadaşlarım. X, Y, Z tam sayıları için X artı Y ve Y çarpı Z ifadeleri birer tek sayıdır. Buna göre hangileri çift sayıdır? Şimdi değerli dostlarım sınavda şöyle kalabalık yazımlarla karşılaştığınız zaman asla korkmayın. Bakın asla korkmayın. Bu dediğimi yaşadığınız zaman anlarsınız. Bu yazımlar ne kadar zor görünüyorsa soru o kadar kolaydır. Bakın diyor ki x artı y ve y çarpı z ifadeleri birer tek sayıdır diyor. Şimdi bu ifadeler tekmiş. Yani x artı y tek bir ifade. Y çarpı z o da tek bir ifade. Ben bir şey biliyorum arkadaşlar. Eğer bir çarpmanın sonucu tekse o zaman y de tek, z de mecburen tektir. Bakın ikisi de mecburen tektir. Buraya geliyorum. Y tek ya. Tek de neyi toplarsan sonuç tek olur x'in de ne olması lazım? Çift olması lazım. Bakın x çift, y tek yazıyorum. x çift y tek. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bakın hangileri çift sayıdır diyor ya. Niye kesinlikle demedi bu soruda? Çünkü kesinlikle demesine gerek yok. Zaten sağlayan bir durum var. İşte bakın kesinlikle doğrudur şu anda yok. Niye yok? Çünkü bunun dışında başka bir alternatif yok. O yüzden kesinlikle kelimesini bu soru için kullanmaya gerek yok x çarpı z. Arkadaşlar şimdi z'nin de tek olduğunu biliyorum. Onu da yazalım şuraya. x çarpı z. Yani tek çarpı yok. x neymiş? Çift. Yanlış baktık. x çift z tek artı y tek z tek. Arkadaşlarım şurası ne oluyor? Çift oluyor. Tekle teki toplarsan ne oluyor? Çift oluyor. Çiftle çifti toplarsan ne oluyor? Çift oluyor. Bu bir çift sayı. Evet. x çarpı y. Çiftle tek'i çarpıyorum yine. Çift çarpı tek. Y çarpı Z. Tek çarpı tek. Artı X. O da çift. Bakın arkadaşlar ne geliyor buradan da. Çiftle teki çarp. Çift. Tekle teki çarp. Tek. Buraya da çifti koy. Üçünü toplarsan ne oluyor? Tek oluyor. O zaman bu ifade çift bir sayı değil. X ile Y'yi çarpıyorum. Çiftle teki çarpıyorum. Tekle teki çarpıyorum. Artı çiftle ee, Z'ne tek. Tek'i topluyorum. Arkadaşlar zaten şuraya kadar bir önceki soruda hesaplamıştık. Oraya kadar neydi? Bakın X çarpı Y, Y çarpı Z artı X. Çift, e, e, neydi o? Tek'ti. Yani şuraya kadar olan toplam bir tek sayı. Z de tek. O zaman arkadaşlar tekle tek'i toplarsam ne olur? Çift olur. Çift olur. Ee, o zaman 3 de sağlıyor. Sağlayanlar nedir? 1 ve 3. Cevabımız Edirne olmalı. Arkadaşlar Faktöriyelle ilgili bir yorum sorusu. Bakın bu sorularda deneme yaparak cevabı ulaşacaksınız. Kesin bir yöntemi yok bu soruların. Şimdiden sizleri uyarıyorum değerli dostlarım. MNK 3 basamaklı bir sayı. K küçüktür. N küçüktür. M. Tamam. Diyor ki bana M faktöriyel eksi N faktörü artı K faktörü artı 30. MNK 3 basamaklı sayısına eşit. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben burada M'ye ne demeliyim? Şöyle bir düşünelim arkadaşlar. Yalnız şunu hatırlatayım. 5 faktörel 120. 6 faktörel 720. Dolayısıyla yani ben bu bunlara çalışacağım. Ee, bir anda bulamasam da deneyerek bulabilirim. Arkadaşlar M başta da olduğu için e, 720 de 6 ile başlayan 3 basamaklı bir sayı yakın olduğu için M'yi 6 diyelim. M'yi 6 dersek 6 olsun M. Burası ne yaptı? 720 yaptı. Şimdi N M'den küçük olacak. Hani 720 de sağ taraf şu an sol taraftan fazla. O zaman N'ye de 5 diyelim. Tamam mı? Ee, 5 olsun 5 faktörü oluyor. O da ne yapar? 120 yapar. Şu an 600 yapıyor. Burada da ne var? 630 var. 630 var. Ee, şimdi arkadaşlar sağ tarafta da 650 gibi bir sayı var. Şimdi K'ya ne derse kurtarın. Arkadaşlar 4 faktörü elde 24. Bakın K'ya da de 4 deseniz artı 24 yapıyor. Artı 30. Bakalım sağlıyor mu K'ya da de 4 dersem. 654 yapıyor. 720'den 120 giderse 600. 30 da 24 ekle 654 yapıyor. Evet sağ O zaman arkadaşlar demek ki M 6 N 5 K da 4 olacak. Bakın şu şartımda sağlıyor. 3 basamaklı sayı şartımda sağlıyor. M eksi ne? 6 eksi 5 artı K yani 4. Alttan 5 giderse 1. 1 4 daha ne geldi arkadaşlar? 5 gelmiş oldu. Bence çok güzel bir yorum sorusuydu. Bu sorularda tekrar söylüyorum. Deneyerek gidin. Korkmayın. Bunu profesörle getirseniz o da deneyecek ama mantıklı sayılar verip deneyin. Mesela bir faktörel, iki faktörel başlayamazsın çünkü üç basamaklı bir sayıdan bahsediyorsun. Ya 5 faktör ya altı faktör olacak. Zaten burada kesin olan bir durum. Arkadaşlar şimdi sorumuza şöyle dikkatli bir şekilde bakın. Diyor ki bana A sıfırdan farklı bir tam sayı. Çok önemli. Devam ediyorum. Eşitlikleri sağlanıyor. A'nın alabileceği farklı değerler çarpımı kaçtır? Şimdi değerli arkadaşlarım bakın a 5 ifadesi mutlak değerden düşerek nasıl çıkmış? Eksiyle çarpılarak çıkmış. Peki ben bir ifadeyi mutlak değerden çıkarırken eksiyle çarpıyorsam nedir bu? Demek ki a 5 sayısı sıfırdan küçük bir sayıdır. Çünkü eksi bir sayıyı mutlak değerden dışarı çıkarırken ben eksiyle çarpıyorum bu bir. Burada arkadaşlar şunu unutmayın sıfırda artılık ya da eksilik olmadığı için burada a eksi 5'in sıfır olma durumu da geçerli olacağından buraya dahillik koyacaksınız. Bu bir. Devam ediyorum. Eksi 2 eksi a nasıl çıkmış? Eksi ile çarpılarak çıkmış. Demek ki eksi 2 eksi a sayısı sıfırdan küçük eşittir olmalı. Neden? Çünkü o da eksi ile çarpılarak çıkmış. Buradan atıyorum a küçük eşittir 5. Atıyorum bu tarafa eksi 2 küçük eşittir a. Ne oldu arkadaşlar şimdi? Bakın dikkat edin eksi 2 küçük eşittir a küçük eşittir 5 olmuş oldu. Şimdi dikkat edin bana ne diyor? a sıfırdan farklı bir tam sayı. Yani a ne olabilir? Eksi 2 Eksi 1 0 olamaz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu değerler oldu. Şimdi çarpacağım arkadaşlar. 5 kere 4 20. 20 kere 3 60. 60 kere 2 120. E, 120 kere eksi 1 eksi 120. Eksi 120 ile eksi 2 çarpın. 240 yapacaktır. O zaman cevabımız 240 olmalıydı değerli arkadaşlarım. Önemli bir soru tarzı. Sınavda arkadaşlar ÖSYM bu mutlak değerin içindeki mantığı hikayesini değiştirerek soruyor. Lütfen bunu kaçırmayın artık. Ben yoruldum artık anlatmaktan. Bakın M'yi ben dışarı çıkaracağım. Eğer M sıfırdan büyük ise mutlak değer M eşittir M'dir. Eğer bu M sıfırdan küçük ise mutlak değer M eşittir eksi M'dir. Bunu unutmayın arkadaşlar. ÖSYM genellikle bu kazanımı e, dallandırıyor, budaklandırıyor. Yine soruyor. Önemli olan bunu kaçırmamak. Arkadaşlar bu sorularda işlem hatası yapmazsanız sorular gayet akıcı bir şekilde devam eden işlem hatası yapmamaya çalışın. 1 bölü 3'ün yerine arkadaşlar ne yazacağım? 1 bölü 3'ü siliyorum bakın. 1 bölü 3'ü siliyorum. Onun yerine 3 üzeri eksi 1 yazacağım. 3 üzeri eksi 1 yazacağım. Devam ediyorum. 1 bölü 9'u siliyorum. Onun yerine ne yazalım arkadaşlar? Onun yerine de 3 üzeri eksi 2 yazalım. 27'yi siliyorum. 27'nin yerine ne yazalım? 3 üzeri 3 yazalım. Şimdi ne? devam ediyorum. Üstünlüsü ne yapılır arkadaşlar? Çarpılır. Eksi 1 ile 9'u çarpın. Eksi 9. Eksi 1 ile eksi x'i çarpın. Artı x olacak. Eşittir. Eksi 2 ile 2 x'i çarpın. Eksi 4 x. Eksi 2 ile 3 y'yi çarpın. Eksi 6 y. Devam ediyorum. 3 ile 5 y'yi çarpın. 3 üzeri 15 y. 3 ile x'i çarpın. Artı 3 x olacak. Şimdi arkadaşlar burada neyden başlamak mantıklı? Şöyle düşünün, 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 düşünün. Ee, birçok mantıklı yol var. Bir tanesini bile bulamadım şu anda. Şunu seçeceğim arkadaşlar. Madem x y'li oradan belki bir oran orantı yakalayabilirim. Eksi 4 x eksi 6 y eşittir 15 y artı 3 x olmalı. Neden? Çünkü tabanlar aynı. Arkadaşlar şunu bu tarafa attım. 21 y. Bunu bu tarafa attım. O da ne geldi? 7 x gelmiş oldu. Alayını ben eksi 7'ye böldüğüm zaman x eşittir eksi 3 y oluyor x gördüğüm yere eksi ye 3y yazabilirim. Şimdi değerli arkadaşlar geliyorum bu sefer de şunla şunu eşitliyorum. Eksi 9 artı x eşittir. Eksi 4x eksi 6y. x gördüğüm yere eksi ye 3y yazacağım. Eksi 9 eksi 3y eşittir. Eksi 3y yazarsan eksi 4 ile eksi 3y'yi çarp. Artı 12y eksi 6y olacak. Arkadaşlar buradan da 6y eksi 9 eksi 3y atın bu tarafa. 9y eşittir. Eksi 9 e, buradan y ne geldi? Eksi 1 gelmiş oldu. Peki y eksi 1 gayet güzel. Y eksi 1 ise arkadaşlar x ne? Eksi 1 ile eksi 3 çarpım x de ne yapıyor? 4 yapıyor. Burada ne var? Y eksi x var. Yani eksi 1 eksi 4 var arkadaşlar. Eksi 1 bir, bir dakika. E, y eksi 1 dersen x de, x de 3 yapıyor. X 3 yapıyor. E, burada y yerine eksi 1 yazın. X'e de 3 yazın. Tamam mı? Eksi 1 eksi 3'ten ne geldi? Eksi 4 geldi. X artı y diyor. 3 ile eksi 1 toplayın ne yaptı arkadaşlar? 2 yaptı. Eksi 4'ün karesi de ne yapar? 16 yapacaktır. Bence üstü sayıları böyle pratik yaptıracak, tekrar ettirecek güzel bir soru olmuş oldu değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ÖSYM her zaman doğrudur sorularını çok seviyor. Sınavda sorduğu zaman bu sorular ciddi vakit alıyor. Bize diyor ki sıfırdan farklı x ve y gerçel sayıları için eşitsizliği veriliyor. Buna göre hangileri her zaman doğrudur. Şimdi değerli arkadaşlarım bakın bu sayıyı bu sayı böldüğünüz zaman eğer sıfırdan küçük oluyorsa ya bu artı ya bu eksi ya bu eksi ya da bu artı olacak. Başka türlü olamaz. Yani bölümde arkadaşlar ya pay artı olacak payda eksi olacak ya da pay eksi olacak payda artı olacak. İki durum var. O zaman bakın yapmamız gereken olay şu. Birincisi 4y artı 3y bakın büyüktür sıfır iken 3x eksi 2x küçüktür sıfır olmalı. Devam ediyorum. 4y artı mutlak değer 3y eğer küçük de 0 ise diğeri de tam tersi olmalı. Bir kere bu yorumu hemen yapmanız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar bakın buradan bana bazı kolaylıklar gelecek. Bunu atın bu tarafa. Mutlak değer 3x küçüktür 2x oluyor. Değerli arkadaşlarım bakın x negatif bir sayı olamaz. Pozitif bir sayı olursa da bu eşitlik sağlanamaz. Çünkü neden? Hiçbir zaman 3 ile çarpılmış bir x özellikle mutlak değerli bu 2 ile çarpılmış bir x'ten Küçük olamaz. X nerede olursa olsun bu sağlanamaz. Çünkü sol taraf daha güçlü oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar şu durumdan herhangi bir çözüm gelemez. Onu attım. Geçiyorum buraya. Mutlak değer 3X büyüktür 2X oluyor. ise arkadaşlar X artı istediğiniz değer verin sağlar. X'e negatif derseniz de sağlar. Bakın 1 verin 3 büyüktür 2 oluyor. Eksi verin. Zaten sağ taraf pozitif sol taraf e, özür diliyorum. Sol taraf pozitif sağ taraf negatif olduğu için o da sağlıyor. Dolayısıyla burada X artı ya da eksi olabilir. X için iki durum var. O yüzden her zaman doğrudur diyor zaten. Geldim buraya. Arkadaşlar mutlak değer 3y küçüktür. Atın bu tarafa. Eksi 4y oluyor. Sağ tarafın pozitif olabilmesi için y'nin negatif olması lazım. Başka türlü bu sağlamaz. Y negatif olacak arkadaşlar. Çünkü sol taraf kesinlikle pozitif. Sağ tarafında bu işin sağlaması pozitif olması için y'nin negatif olması gerekiyor. Şimdi bakın. Çok dikkat etsin herkes. X çarpıya sıfırdan büyükse x ile y'nin çarpımı sıfırdan büyük olması için x eksi y eksi almam lazım. İki tane eksi sayı toplarsam sıfırdan büyük olur mu? Olamaz arkadaşlar. Sıfırdan küçük olur. O yüzden bir kesinlikle yanlıştı. x çarpı y sıfırdan küçük ise o zaman da arkadaşlar bakın ben şöyle davranmam gerekiyor. Peki o zaman ne olur? x sıfırdan büyüktür diyor. Hayır arkadaşlar eğer böyle olursa x sıfırdan evet pardon eğer böyle olursa x sıfırdan büyük olmak zorundadır. Bu kesinlikle doğrudur. Tamam bu kesinlikle doğru. Devam ediyorum. X ile Y'nin toplamı sıfırdan küçük ise. Bakın şimdi arkadaşlar. X ile Y'nin toplamının sıfırdan küçük olması buradan da gelebilir. Bakın. Nihayetinde Y ye eksi bir eksi bir sayı. E, X de pozitif sayı. Mesela Y'ye eksi 100 dersin. X'e de 10 dersin. Toplarsın negatif olarak. Buradan da gelebilir. Aynı şekilde Y'yi negatif, X'i negatif alırsan zaten iki negatif sayının toplamı negatif olacağından buradan da gelebilir. Fakat arkadaşlar burada bir şey dikkat edin. Her iki durumda da y sıfırdan küçük oluyor. O zaman bu öncelik kesinlikle doğrudur. O zaman bu sorumuzun cevabı 2 ve 3 olmalıydı. Tamam mı? Bakın. Burada arkadaşlar belki e, bazen ben şunu yapıyorum. Burada özellikle şunu söylüyorum. x küçüktür 0 deseydi diyemezdiniz. Çünkü x burada bakın sıfırdan büyük olduğu durumda var. x e, büyüktür 0 deseydi yine olmazdı. Çünkü negatif olduğu durumda var. Ama ben burada Özellikle bunu tercih ettim. Bakalım nasıl dikkat ediyorsunuz diye. Ama bazen de hata yapıyor musunuz diye öbür türlü de tercih edebiliyorum. Tamamen tercih meselesi olan bir soru. Arkadaşlar basamak kavramı ile ilgili karşınıza nasıl soru gelirse gelsin. Yapacağınız hamle şundan ötesi değil. Bakın ABC 3 basamaklı sayı dediği anda 100 çarpı A artı 10 çarpı B Artı C. Bunu yazmak zorundasınız. Bunu yazdıktan sonra gerisi çözümleme. Başka bir olay yok. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar diyor ki bana ABC 3 basamaklı sayısının yüzler ve onlar basamağındaki rakamların yer değiştirilmesiyle oluşan sayı. Yüzler ve onlar. Şu ikisini yer değiştiriyor. Ve ne oluştu? Bir BAC sayısı oluşuyor. Bakın sayı virgül. Bu sayı ABC sayısının ABC sayısının %75'i %75'inden 20 eksikmiş. Tamam. Bakın bunu yazdım. Şimdi arkadaşlar burayı çözümlememiz lazım. Şu BAC yüzler basamağında B olduğu için 100 çarpı B. Onlar basamağında A olduğu için 10 çarpı A. Birler basamağında C olduğu için C. Yüzler basamağında A olduğu için 100A. Onlar basamağında B olduğu için 10B. Birler basamağında C olduğu için C. 175'i 25'e böl 3. 100'ü 25'e böl 4. Eksi 20. Şimdi arkadaşlarım yapmamız gereken şey şu paydadaki sıkıcı olan 4'ü ortadan kaldırmamız lazım. Arkadaşlar benim size tavsiyem şu bütün denklemi 4 ile çarpalım. O sıkıcı sayı paydan kalksın. 4 ile 100'ü çarpın. 400 B artı 4 ile 10'u çarpın. 40 A artı 4 ile C'yi çarpın. 4 C o da eşittir. 4 ile 100'ü çarpın. 400 A artı. Bir dakika. Burayı bakın. Burayı dikkat edin. Şimdi çok önemli bir yerde güzel bir hata yapıyorum. Bakın bununla çarptım. Bununla çarptım. Bununla çarptım. Eyvallah. Şimdi ben 4 ile şurayı çarparken şu 4 gittiği için arkadaşlar orada şu orası ne olacak? Bakın şurası 3 ile çarpılmış olacak. Dediğim yere iyi görün. Şimdi ben 4'ü dağıtıyorum ya. Bütün denklemi 4 ile çarptığım zaman şu 4 gidiyor. O yüzden bakın burası ne oluyor? 3'e çarpılacak. Aman arkadaşlar bakın oraya lütfen dikkat edin. Az kala e, yanlış yazıyorum. Bakın 4 ile ben şu denklemi komple çarpıyorum. Burayı çarptım. Şurayı da çarpacağım ya. Şu 4 gidiyor. O yüzden ne kalıyor yukarıda? 3 kalıyor. 3'e dikkat edelim. O yüzden 3 ile 100 ay çarpın. 300 A artı 3 ile 10 çarpın. 30 B artı 3 ile çarpın. 3 C. Tamam. 4 ile burası çarpıldı şu anda. Şimdi 4 ile eksi 20 ile çarpıyorum. Eksi 80 geliyor. Şimdi arkadaşlar. Bundan sonrası hesap. 370 B geldi. Tamam mı? Ee, şunu şu tarafa atalım. Eksi 260 A geldi. Bunu bu tarafa atalım. Artı C geldi. O da eşittir neye? Eksi 80'e. Bakınız. Sonu sıfırla biten bir sayıyla B'yi çarpsan sonu sıfır. Sonu sıfır, sonu sıfır. Arkadaşlar C'den, C'de bir rakam ya. ya 10 olacak ya sıfır olacak ama rakam olduğu için 10 olabilme şansı yok. O zaman C mecburen ne arkadaşlar? C mecburen sıfır. Bakın C'ye sıfırı koydum. Sonra benim size önerim. Arkadaşlar şu eksi -80 80'i nasıl sağlatabilirim? Bakın. Bir kere burada B'ye 1 verseniz 260'ın bir katını çıkararak ee, olması gerekiyor. B'ye 1 olsa böyle bir şey olabilir mi? Olmuyor. b 2 desem şimdi ben de değer vereceğim arkadaşlarım. Bakın burada içinize bir sallıyorum hissiyatı gelecek. Ya buradan sonra acaba ben ne yapmadım? Değer vereceksin. Değer vermek kadar doğal bir şey yok burada. Burada değer vereceksin. B'ye 2 ver. Ne yapar? 740 yapar. 740'ı ee, hatta bak benim size tavsiyem. Değer verirken de daha rahat değer vermek için şu eksi 80'i bu tarafa atın. 370 çarpı B artı 80 o da eşittir. 260 çarpı A deyin. Bu şekilde değer verin. Daha rahat olacaktır. 260'ın katları nihayetinde belli. Mesela 260'ın bir katını ben burada elde edebilir miyim? Elde edemem. Bakın. 260'a değer vererek Peki 260'ın iki katı olan ne arkadaşlar? 520. Ben 520'yi buradan elde edebilir miyim? Elde edemem. 260'ın 3 katı. Nedir arkadaşlar üç katı? 780. Ben 780'i buradan elde edebilir miyim? Yine elde edemem. 4 katı. Yani bu şekilde bir B rakamı yok. 4 katı. E, 4 kere 60, 240. 1040 yapıyor arkadaşlar. 1040 yaptı. E, 1040'ı buradan elde edeyim. 3 olsa... 3 kere diyeyim bir elde var 2. 3 kere 2, 3, 9. Yok geçiyor. 2 de kurtarmıyor. O da olmuyor. 5 olsa 1000, 1300 oluyor. Bakalım 1300'den olabilir mi? Bunu neyle çarpayım? 3 ile çarpayım. 7 kere 3 21. Heh, oradan da gelmiyor. O zaman arkadaşlar ne olacak? 6'yı deneyelim. A'ya 6 verelim. 0 36 6 elde var 3. 6 kere 2 12. 1560. Buna da 4 versek. 4 versek ne olur? 4 kere 20 28'in 8 28 elde var 2. Evet 4 oluyor. 4 kere 0 0. 4 kere 7 28'in 8 28 elde var 2. 4 kere 3 12. 4, e, 2 daha 1480 artı 80 1560'ı sağlıyor. Bakın nasıl sağlattım? A'ya 6 değerini verildim. B'ye de arkadaşlar 4 değerini verdim. Ve bu şekilde sağladım. Başka da bunu sağlayabilecek sayı yok. Tamam mı? A'ya 6 verdim. B'ye 4 verdim. Şimdi A artı B artı C'yi soruyor. 6 artı 4 artı 0. Ne geldi arkadaşlar buradan? 10 gelmiş oldu. Bakın tekrar söylüyorum şu mekanizmayı kurduktan sonra çözümlemeyi yaptıktan sonra yapacağın tek bir şey kalıyor. Bu denklemi sağlatacak değerleri bulmak. A6 B4 için sağladığı için ne oldu arkadaşlar? 6 ile 4'ü topladım. 10 oldu. C zaten neydi? Sıfırdı. Arkadaşlar bölme bölünebilme ile ilgili sınavlık bir soru. Bakın şu anda sınavlık bir soru çözeceğiz sizlerle. Ne diyor bize? A, B, C birer pozitif tam sayı olmak üzere. Tamam. Birer pozitif tam sayılar. Anlaşıldı. Bölme işlemleri sağlanıyor. Buna göre hangileri her zaman doğrudur? Şimdi değerli arkadaşlar. Bu tarz bir soru gördüğünüz zaman şunu hatırlayın bir. Bölünen neydi? Bölen çarpı bölüm artı kalan. Bir kere bunu hatırlayın. İkincisi kalan küçüktür. Bölen. Bunu da hatırlayın. Bu iki tane ana bilgiyi tamam mı? Böyle perçinleyin sorunuza. Güzel. Şimdi bunu yapalım. Bölünen A. A eşittir. 5 ile B'yi çarpın. 5B artı 2. Kalan çünkü 2. B'yi de yazalım arkadaşlar. O da 6C artı 2. Bunu yazdıktan sonra arada bir ortak bir şey yakalayın. İkisinde ortak olan ne arkadaşlar? Bakın. B. Ben şu B'yi gelip şurada yerine eğer yazarsam A eşittir. 5 çarpı 6C artı 2 artı 2. Bakın ne yaptım? B'yi sildim. 6C artı 2 yaz. Buradan ne olur arkadaşlar? 5 ile 6 çarpın. 30C. 5 ile 2'yi çarpın. Artı 10. Artı 2. Oradan da ne geldi? Ee, A eşittir. 30C artı 12 geldi. Tamam. Bunu yazdım. Şimdi ben buradaki sorulara cevap vereceğim arkadaşlar. Ama her zaman doğru duru burada istisna etmemiz lazım. A artı B. 30C artı 12 ile 6C artı 12'yi bir toplayalım. Ne olur arkadaşlar? 30C, 6C daha. 36C olur. Artı 12 ile 2'yi toplayın. 14 olur. Arkadaşlar 2 ile tam bilinir diyor. 36C sayısı kesinlikle bir çift. Çünkü 36 ile C'yi çarpıyorsun. C tek de olsa, çift de olsa burası her türlü çift. 14'te çift. iki çiftin toplamı her türlü çift. O yüzden bu 2 ile tam bölünebilir kelimesi benim için doğru bir analizdir. Buna tık attım. A sayısı 6 ile tam bölünür. Arkadaşlar A sayısını inceleyelim. 30C artı 12. Şu sayı 6'nın tam katı. Şu sayı da 6'nın bir tam katı. Dolayısıyla bu sayı 6 ile tam bölünür. Bu da doğru. A artı 2B. Şimdi arkadaşlar A artı 2B dediği zaman 2B'yi benim bir hesaplamam lazım ailesi yazalım. 30C artı 12 artı 2B 12C artı 4 eksi 2 gibi bir şeyimiz var. Dikkat edin 30C 12C daha ne yapar? 42C yapar. 12 4 daha ne yapar? 16. 16'dan e, 2 giderse ne olur arkadaşlar? 14 olur. 14 olur. Bana diyor ki bu sayı diyor kesinlikle 12 ile tam bölünür diyor. Bakın arkadaşlar. 12 ile tam bölünmesi için bunun herhangi bir sebep var mı? Mesela burası 12'nin bir katı, burası bir 12'nin katıdır diyebiliyor musun? Cık. Belki burada sağlayan bir değer olabilir. Hadi burası 12'nin bir katı olsun. Ama 14 12'nin bir katı mı? Yani burası 12'nin katı kesinlikle olabilir. C'nin muhakkak bir değeri vardır ama burası 12'nin katı olabilir mi? Daha olamaz. Dolayısıyla sizin bu toplamınızın 12 ile tam bölünebilme herhangi bir şekilde şansı yok. O yüzden arkadaşlar ne yapıyorum? e, ee, 3'ün kesin doğru olma şansı yok. Yani her zaman doğrudur dediği için 3'ün olabilme şansı yok. Evet sağladığı durum var. Doğru. Ama her zaman diyor. O yüzden burada ne diyoruz? 1 ve 2 diyoruz. Tamam mı? Cevabımız 1 ve 2 olacak. Arkadaşlarım bu soruyla temel kavramları güzel bir şekilde oturtalım. Şimdi sayıların önemini bu soruyla beraber görmüş olacağız. Bu sıralamanın da algoritmasını ele almış olalım. D küçüktür, B küçüktür, C küçüktür, A ve A, B, C de gerçel sayılar olmak üzere. Şimdi arkadaşlarım burada A'nın iki tane durum var. Mutlak değer A eşittir 6 ise ya A sayısı 6 ya da A sayısı eksi 6. Devam ediyorum. Ee, eksi B eşittir 6 ise B ya eksi 6 ya da 6. İki durum var. Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle bir dikkat edin. B küçüktür A var. Bakın B A'dan daha küçük olacak. Dolayısıyla biz burada eğer B'yi 6 alırsak Tamam B diyelim ki 6 aldık. E A'yı ne alacağız? 6 altı alttan küçük oluyor mu? Olmuyor. O zaman benim B'yi 6 alabilme şansım yok. O zaman ben B'yi ne alacağım arkadaşlar? Eksi 6 alacağım. Mecburen B'yi ben eksi 6 alacağım. O zaman eksi 6 alırsam A'yı da ne alacağım? 6 alacağım. Şu anda ben B'nin ve A'nın değerlerini buldum. B'yi eksi 6 alacağım. A'yı da 6 alacağım. Devam ediyorum. B çarpı C eşittir. 18 diyor. Arkadaşlar şimdi B çarpı C 18 ise B'yi eksi 6 aldık. Eksi 6 çarpı C. O da eşittir. 18. Bu içerisi ya eksi 18 olacak ya da artı 18 olacak. O zaman arkadaşlar C sayısı ya 3 olacak ya da C sayısı eksi 3 olacak. Çünkü niye 3 olursa eksi 6 ile 3 çarparsanız eksi 18 olur. O da mutlak değerin dışarıya 18 diye çıkar. Doğru. Ee, eksi 3 alırsanız eksi 6 ile eksi 3 çarparsanız o da artı 18 olur. O da dışarıya 18 diye çıkar. Yani her ikisi de ne yapıyor arkadaşlarım? Sağlıyor. Peki biz şimdi burada C'nin iki tane değerinin olduğunu bulduk. Yani birisi C3 de olabilir. C eksi 3 de olabilir. Güzel. Peki arkadaşlar buradaki durumda bir herhangi bir çelişkimiz var mı? Bakalım yazılabiliyor mu? B'ye eksi 6 yazdım. Küçüktür. Ee, A'ya da 6 yazdım. Küçüktür. C'ye eksi 3 yazsam sıkıntı yok. C'ye 3 yazsam sıkıntı yok. Tamam eşitsizliğimi de sağlıyor. C burada sağlıyor arkadaşlar. Burada bir de D'miz var. Şimdi ben bu C'nin iki değerini de burada yazıyorum arkadaşlar. 3 yazıyorum. 3 eksi D eşittir. 15. Bir de 3 e, eksi e, ama nasıl 3? Eksi 3. Hani bir 3'ü koydum. Bir de eksi 3'ü yazacağım. Eksi 3 eksi D o da eşittir 15. Şimdi değerli arkadaşlarım bu içerisi ne olursa 15 diye çıkar. O zaman bana D'nin alabileceği değerlerin toplamı soruyor. Şöyle şurayı kaybediyorum. O zaman şu 3 eksi D'nin ya 15 olması lazım arkadaşlar ya da eksi 15 olması lazım. Çünkü niye? Her ikisi de dışarıya 15 diye çıkar. Atıyorum bu tarafa D. Atıyorum bu tarafa eksi 12 geldi. D'yi eksi 12 buldum. Devam ediyorum. Atıyorum bu tarafa. Atıyorum bu tarafa. Eksi D bu tarafa geçerken artı D diye geçti. Eksi 15 buraya artı geçti. 18. D 18 oldu. Şimdi arkadaşlar 18'i ben buraya nasıl koyacağım? 18 eksi alttan küçük mü? Değil. O zaman ben 18'i yazamam. Eksi 12 yazabilir miyim? Evet. Eksi 12 yazsam herhangi bir sıkıntı yok. O zaman D'nin alabileceği değerlerden birisi eksi 12. Güzel. Devam edelim. Şurayı da şöyle yukarı yok ok çıkarak yazalım. Burası ya 15 olacak ya eksi 15. Yani eksi 3 eksi D eşittir. Ya 15 ya da eksi 3 eksi D eşittir. Eksi 15 olacak. Arkadaşlar buradan Eksi D'yi sağ tarafa atsam artı D. 15 bu tarafa atsam eksi 18 yapıyor. E, eksi D'yi bu tarafa atsam eksi 15 de bu tarafa atsam artı 15 eksi 3'ten 12 yapıyor. Eşittir. Eksi D de buraya D diye geçti. Şimdi bakın burada da yine D'nin iki tane durum var arkadaşlar. Yalnız ben 12'yi şuraya yazamam. Çünkü 12 eksi küçük olmuyor. O zaman bu olmaz. E, burada olabilen şu. Yani dolayısıyla D'nin alabileceği değerlerden birisi eksi 18. Diğer alabileceği değer de eksi 12 olacak arkadaşlar. Bana diyor ki D'nin alabileceği değerler toplamı eksi 12 ile eksi 18 de eğer toplarsak bunun eksi 30 olacağını görebiliriz. O zaman cevabımız Bursa seçeneği olmalı değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi temel kavramların üzerine adım adım gideceğiz. Yani burada neyi tekrar ettik arkadaşlar? Mutlak değerin içi yani bu eksinin ya da artının olmasının bir önemi yok. B ya burada 6 ya da eksi 6. Yani şöyle gördüğünüz gibi iki durum var. Burada da A ya 6 ya da eksi 6. Şuradaki eşitsizlik sebebiyle ne yaptık? B'nin eksi 6 olduğunu, A'nın 6 olduğunu söyleyebildik. Sonra geldik C'ye. Ee, B'nin zaten burada eksi 6 olduğunu söylediğim için B'ye eksi 6 yazdım. Eksi 6 C eşittir 18'den. C ya 3 olacak ya da eksi 3 olacak. Çünkü ikisi de sağlıyor. Bu aralığa koyduğum zaman da ikisi de sağlıyor. Oradan da e, geldim buraya yazdım C yerine. 3 yazdım. 3 eksi D eşittir 15. Bir de geldim e, eksi 3 yazdım. Eksi 3 eksi D eşittir 15. Buradan çözüm. Çözümlerden biri sağlamadı. Diğeri sağladı. Yine arkadaşlar aynı şekilde şuradan da çözdüm. Çözümlerden birisi sağladı. Diğeri sağlamadı. Sağlayanları da topladığım zaman ne geldi? Eksi 30 gelmiş oldu. Arkadaşlar bu soruyla sayıların özelliklerini bir görelim. Bakın sayılar var ya sayıların özelliklerini bir görelim. Şimdi ABC gerçek sayılar olmak üzere eşitlikleri sağlanıyor diyor. Buna göre hangileri her zaman doğrudur diyor arkadaşlar bakın. Başımızın belası her zaman doğrudur soruları. Şimdi tak diye dikkat edin ama. A kare küçüktür A diyor. Şimdi arkadaşlar biz sayıları incelediğimiz zaman sayıların bazı özellikleri var. Mesela bir sayının karesi eğer kendisinden küçükse. Bakın yazıyorum buraya. Sayının karesi kendinden küçükse. Kendinden küçük ise. Bu ne olacak? A kare küçüktür A. Bu ne demektir biliyor musunuz? A kare küçüktür. A ise bu sayı bu A sayısı 0 ile 1'in arasındadır. Bakın birinci temel bilgimiz bu. A kare küçüktür. A ise bu A sayısı 0 ile 1'in arasında bir sayıdır. Deneyelim mi? Mesela A'yı 1 bölü 2 alın. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 küçüktür. 1 bölü 2. Bakın gördünüz mü? Sağlıyor. Bu 0 ile 1 arasındaki sayıların karakteridir. Karesi alındıkça sayı küçülür. Bu birincisi. Şu bilgiyi analiz ettim. Şimdi burada bir şey dikkat edin arkadaşlar. B sayısı kendisinin mutlak değerinden daha küçük. Yani şu aradakini kaldırıp düşünebiliriz. B küçüktür. Mutlak değer B. Yani bu B sayısı o zaman nasıl bir sayı? Eksi bir sayı. Güzel. B kare ve mutlak değer B ne? Pozitif sayı. Yine karesi kendisinden küçük oluyor ama bu sefer sayımız negatif. E o zaman nerede olacak? O zaman nerede olacak? Yani B küçüktür. B kare küçüktür. Mutlak değer B şeklinde. Eğer bir yazım görüyorsanız arkadaşlar bu B sayısı Eksi 1 ile 0 arasında olacak. Bu sefer 0 ile 1 değil. Çünkü negatifi o yüzden eksi 1 ile 0 arasında olacak. Bakın bu yazım şu bilgiyi endeksidir. Bu sayının özelliğidir. Tamam, mı? Sayıların özelliklerini iyi bilmemiz lazım. Neymiş o zaman? Bir sayının kendisi mutlak değerinden küçükse bu sayı negatif. B'nin negatif olduğunu söylüyor. Yani bu bilgi. Ama bir de burada B kare küçüktür. Mutlak değer B bilgisi girince diğeri ortaya çıkıyor. Bunu da söyledim. Şimdi üçüncü bilgiye geçtim. Bu arada arkadaşlar A sayısının işareti artı. B sayısının işareti eksi. A ile B'nin işaretini e, çarparsam eksi. Ben bu eksi sayısına C sayısını ekleyince sıfırdan büyük oluyor. Ben bu bilgiden de neyi söyleyebilirim? C sayısının pozitif bir sayı olduğunu söyleyebilirim. Tamam. Şu anda sayılarımın özelliklerini ben buldum. Gayet güzel. Şimdi değerli arkadaşlarım. Bundan sonra size eşitsizlik sisteminin genel haliyle ilgili temel kazanımını ele alacağım. Ee, sadece şöyle bir bakalım. A sayısı artı bir sayı. C sayısı da artı bir sayı. Artı bir sayı ile artı bir sayı toplarsanız elbette ki sıfırdan büyük olacaktır. Bir kere birinci öncülümüz her zaman doğrudur. Bu öncüle şöyle güzel bir tik atalım. Evet. Şimdi geçiyorum ikinci öncüle. A çarpı B'nin eksi birden küçük olup olmayacağı meselesi. Arkadaşlar daha iyi anlaşılsın diye alt alta yazıyorum. Sistemini de anlatacağım. Eksi bir küçüktür sıfır. Ben şimdi A çarpı B'yi inceliyorum. Değerli arkadaşlarım şimdi bakın dikkat edin boyadım yerleri. Bu uçları çarparak elde edebileceğiniz en büyük sayıyı bu tarafa elde edebileceğiniz en küçük sayıyı bu tarafa alacaksınız Çünkü niye? ABC gerçek sayılar diyor. Bu kavramı gördüğünüz zaman bu şekilde yapacağız. Tamam mı? Şimdi çarparak elde edebileceğiniz en büyük sayı. Bakın en büyük sayı uç noktalarını çarparak elde edebileceğiniz en büyük sayı. Ama buradan bir uç noktası seçeceksiniz. Buradan da bir uç noktası seçeceksiniz. Yani buradan biri seçeceksin ya da sıfırı seçeceksin. Buradan da birini seçeceksin. Çarparak elde Bu taktiği unutmayın. Şimdi geçiyorum. Ee, en büyük değer 1 ile 0'dan ya da şu 0 ile eksi 1'den ya da 0 ile 0'dan 0 olabilir. En küçük değer de 1 ile eksi 1'den eksi 1 olabilir. O zaman a çarpı b sayısının aralığı eksi 1 ile 0 olacak. Bana diyor ki a çarpı b eksi 1'den daha küçüktür. Hayır böyle bir şey söyleyemem. 1 eksi 1'den daha büyük. Bak eksi 1 küçüktür. Eksi 1 küçüktür. A çarpı b oluyor. Buradan bu bilgi ortaya çıkıyor. Devam ediyorum. A çarpı B kare küçüktür 1 demiş. Şimdi arkadaşlar gelin B kare incelemeyi göstereyim size. Şimdi B sayısının değer aralığı bu. E, ee, eksi 1'in karesini alıp 1'i sağa yazalım. Bu aralıkta e, uçlu 0 vardır zaten. Yani en küçük değer de 0'dan gelir. O yüzden 0 ile 1 arasında. B karenin değer aralığı budur. Tamam mı? Bunu söyledim. B karenin değer aralığı 0 ile 1 arasında. Yani e, 0'ın karesi 0, eksi 1'in karesi 1 olduğu için karede biliyorsunuz ki negatifin karesi pozitif oluyor. Bu şekilde yazabiliyoruz. B kare. Şimdi ben geliyorum A'yı da altına yazıyorum. 0 küçüktür. A küçüktür. 1 yazıyorum. Şimdi tekrar size soruyorum. A çarpı B kareyi ben buradan nasıl elde edebilirim? E, ee, uçlara bakıyorum. 1 ile şu 1'den 1 bir gelir. E, ee, bu 0 ile bu 1'den ya da bu 1 ile bu 0'dan 0 sıfır gelir. Yani o zaman 0 küçüktür. A çarpı B kare o da küçüktür. 1 oluyor. A çarpı B kare küçüktür. 1. Evet. Bu öncülde yine her zaman doğru olduğunu söyleyebileceğimiz bir öncüldür. Şimdi geldik en kritik noktaya. A çarpı C birden daha büyük demiş arkadaşlar. Acaba bu her zaman doğrudur mu? Şimdi arkadaşlar A ile B çarpılır. İki tane basit kesir çarpıldığı zaman sayı daha da küçülür. Şimdi bakın mesela burada birazcık da olayı daha iyi anlayın diye ben şunu yapacağım size. A çarpı B var ya. Mesela A'yı 1 bölü 2 alalım arkadaşlar. B'yi de eksi 1 bölü 2 alalım. Normalde değer vermiyorum ama daha iyi diye vereceğim. Teorik gitmeyelim. A çarp B dediğimiz sayı eksi 1 bölü 4 yapıyor. Burada benim C dediğim sayı 1 olsa bile 0'dan büyük olur. Çünkü 1 eksi 1 bölü 4'ü çok rahat bir şekilde yer. Tamam mı? Ben bunu bir kere söyleyebiliyorum. Buradan şimdi C'ye 1 olsa oluyor dedim ya. Şimdi A ile C'yi çarpıyorum bakın. 1 ile 1 bölü 2'yi çarpsam ne olur? 1 bölü 2 olur. 1'den daha büyük müdür değildir. O yüzden sağlamız arkadaşlar. Yani burada... Bu, bu çok teorik düşünmek yerine birazcık daha böyle düşünülebilir. Ee, C'yi 1 aldığınız zaman şu şart, şu şartı sağlıyor ama gördüğünüz gibi bu şartı sağlamıyor. Peki başka nasıl yapılabilir? A nihayetinde pozitif bir sayı. Tamam mı? A nihayetinde pozitif bir sayı. Şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Ee, burayı A'ya bölsem burayı da A'ya bölsem tamam mı? E, pozitif sayı olduğu zaman yön değiştirmiyor. A'lar gitse C büyüktür. 1 bölü A olsa. Şimdi nihayetinde bu basit kesiyle sıfırla bir arasında. Mesela sıfırla bir arasında 1 bölü 3 diyeyim, örnek veriyorum. Ters çevirin 3 oluyor. E, C'nin 3'ten büyük olduğunun bir kanaati var mı? Yok arkadaşlar. Çünkü ben C'nin pozitif olduğunu kanaat ettim ama 3'ten ya da şuradan daha büyüktür diyemedim. Bu önceliği farklı şekilde, farklı e, düşüncelerle bulunabilir ama en güzeli bence şu verdiğimiz basit örnek oldu. Buradan bu öncünün her zaman doğru olmadığı görülüyor. O yüzden cevabımız 1 ve 3. Cevabımız Ceyhan seçeneği. 1 ve 3 olmalıydı. Değerli arkadaşlarım. Arkadaşlarım bu sarılar özel sayı sorularıdır. Sınavlarda biliyorsunuz ki çıkıyor. Benim size burada önerim. Bakın benim size burada önerim. Bu soruların belli bir mantığının olmadığını bilin. Yani ezbere bilgi yok burada. Bunu sınav anında deneyerek bulacaksınız. Tamam mı? Deneyerek bulacaksınız. Yani bunu deneyeceğiz. Ama neye göre? Kurallara göre. O kurallarda nedir arkadaşlar? Temel kavramlarla ilgili kurallardır. Bir pozitif tam sayının 3. kuvvetine eşit olan sayılara küp sayı denir. Mesela 5'in kübünden bahsedelim arkadaşlar. Ne oluyor? 125 oluyor. O zaman 125 ne? Bir küp sayı. Bunu demek istemiş. Eğer bir küp sayının rakamları toplamı bir tam sayının karesine eşit ise bu küp sayıya kare küp sayı denir. Tamam. Buna göre 10 ile 100, 10 ile 1000 arasında kaç tane kare küp sayı vardır diyor. Şimdi arkadaşlar kare küp sayı olması için bakın eğer bir küp sayının rakamları toplama bir tam sayının karesine eşitse buna bir kare küp sayı denir diyor ya. Yani kare küp kime deniyor? Bir küp sayıdan bahsediyor. Yani bir kere kare küp sayı küp sayı. Kare küp sayı bir kere küp sayı. Benim 10 ile 1000 arasındaki bir kere küp sayıları bulmam lazım. 1'in kübü 1 olmaz. 2'nin kübü olmaz. 3'ün kübü olabilir. 27. 4'ün kübü 64 olabilir. 5'in kübü 125 olabilir. 6'nın kübü 216 olabilir. 7'nin kübü 343 olabilir. 8'in kübü 512 olabilir. 9'un kübü 729 olabilir. 10'un kübü 1000 ama bana ne diyor? 10 ile 1000 arasında. Yani 10 ile 1000 arasındaki küp sayılar bunlar. 3'ün kübü, 4'ün kübü, 5'in kübü, 6'nın kübü, 7'nin kübü, 8'in kübü, 9'un kübü buldum. Şimdi bak, ikinci tanımda diyor ki eğer bir küp sayı tamam buldum. Rakamları topla mı? Bir tam sayının karesine eşitse. Şimdi rakamlarını topla. Ne geldi? 9. Ne geldi? 10. Ne geldi? 8. Ne geldi? 9. Ne geldi? 10. Ne geldi? 8. Ne geldi? 9. 16 geldi. Bakın dikkat edin. 9. 18. Çok pardon. 9. 18 geldi. Tamam. bakıyorum şöyle. Güzel. Şimdi bana diyor ki bir tam sayının karesine eşit ise. Arkadaşlar şimdi 9 bir tam sayının karesi. Şu 9 da bir tam sayının karesi. Ama başka da tam bir tam sayının karesi eşit olan sayı var mı? Yok. O zaman 10 ile 1000 arasında kaç tane kareküp sayı vardır dediği zaman bakın 2 tane kareküp sayı vardır. Şimdi benim burada size bir önerim. Gerçekten bu işi yapmak istiyorsunuz. Ciddi hedefleriniz var. Şunu öneriyorum arkadaşlar. Özellikle bakın özellikle 1'in kübünden başlayıp 10'un kübüne kadar olan tüm küp sayıları bence bilin. Bu sınavda size çok şey katacaktır. Burayı kesinlikle bilin arkadaşlar. 2 üzeri 1'den 2 üzeri 10'a olan kadar kuvvetleri de bilin. 3 üzeri 1'den 3 üzeri 6'ya kadar olan kuvvetleri de bilin. 5 üzeri 1'den 5 üzeri 4'e kadar olan kuvvetleri de bilin. 5 4 üzeri 1'den 4 üzeri 5'e kadar olan kuvvetleri de bilin. 6 üzeri 1'den 6 üzeri 3'e kadar olan kuvvetleri de bilin. 7 üzeri 1'den 7 üzeri 3'e kadar olan kuvvetleri de bilin. Bunlar sınavda size çok şey katacak olan kuvvetlerdir. Hatta 8 üzeri 1'den 9 üzeri 1'den 8 üzeri 3'e 9 üzeri 3'e kadar olan kuvvetleri de bilin. Bunlar size sınavda gerçekten hız katacak bilgilerdir. Arkadaşlar son yıllarda Bakın özel sayılarla ilgili sorulan bir soru formatı da özel sayı elde etme. Bakınız sınavda özel sayı elde etme soruları sormaya başlandı. Şu an ekranda gördüğünüz soru bir özel sayı elde etme sorusu. Tuberk bir doğal sayı belirleyip bu doğal sayının rakamlarını çarparak yeni bir sayı elde etmektedir. Tuberk'in elde ettiği sayı bir basamaklıysa Turberg işlemi durdurmakta değilse her bir adımda bu adımdan bir öncekinde elde ettiği sayının rakamlarını çarparak bir basamaklı sayı elde edene kadar bu işlemi devam ettirmektedir. Örneğe dikkat edelim. 622 rakamlarını çarpmış. 24. Rakamlarını bir daha çarpmış. 8 ve ne yapmış? 8 bir basamaklı bir sayı olduğu için ikinci adımın sonunda işlemi bitirmiştir. Örneği güzelce anladım. Şimdi dikkat edin, Buna göre Tuğberk ikinci adım sonunda 6 sayısını elde edebilmek için birinci adımda iki basamaklı Kaç farklı doğal sayı seçebilir? Şimdi arkadaşlar bu özel sayı elde etme sorusunda diyor ki bana ikinci adım sonunda 6 sayısını elde edecek. Yani 6 sayısı ne ile ne çarpımdan gelebilir? 6 sayısı arkadaşlar 6 ile 1'in çarpımından gelebilir. 1 ile 6'dan gelebilir. 2 ile 3'ten gelebilir. 3 ile 2'den gelebilir. Yani ikinci adımın başında ikinci adımın başında ikinci adım başı diyorum arkadaşlar dikkat edin. Bunda e, ee, 61'i, 16'yı, 23'ü, 32'yi elde etmişse bu adımın sonunda da çarparak 6, 6, 6, 6 elde edebilir. Ama ikinci adımın başındaki sayıyı nereden elde ediyor? Birinci adımın sonundan elde ediyor. Şimdi birinci adımın sonunda benim 61'i bulmam için 61 gibi asal bir sayı için 1 çarpı 61 yapmam lazım. Yani bunu yapabilmem için de mümkün değil. Çünkü niye? Ben iki basamaklı bir AB sayısından bahsediyorum. 2 basamak bir AB sayısının rakamlarını çarparak ya 61 elde edeceğim ya da bunu çarparak 16 elde edeceğim ya da bunu çarparak arkadaşlar 23 elde edeceğim ya da bunu çarparak 32 elde edeceğim. Birinci adımın sonunda. Bakın değerli arkadaşlar. 61 asal bir sayı olduğu için rakamlarla elde edilemeyeceği kadar da büyük bir sayı olduğu için o gitti. 16 bakın. 4'e 4'ten gelebilir. 8'e 2'den gelebilir. 2'ye 8'den de gelebilir. Başka var mı? Düşünün. Bulamazsınız. 16'ya 1 oluyor. Oluyor ama 16 rakam değil. 16 rakam değil. Tamam Bu bu. 23 gibi asal bir sayı. Onu da oluşturamazsın. 32. Bak 32'yi hor görme. Güzel severim ben 32'yi. 4 çarpı 8 olabilir. 8 çarpı 4 olabilir. Tamam mı? Peki başka var mı çarpımlar 32 olan? Heh, yok. Kaç tane sayı oldu arkadaşlar? 1 2 3 4 5 tane oldu. Bana ne diyor? Kaç farklı sayı seçebilir? 2 tane, 5 tane seçebilir. Şimdi arkadaşlar, böyle ben çözünce şu anda ekranda size kolay geliyor. Doğru. Gerçekten de kolay. Ama sınav anda heyecanla burada size nasıl bir kural vereceğini bilemeyiz. Bakın şuradaki kural farklı olacak. Anlatabiliyor muyum? Farklı bir kural geldiği zaman da sizlerin yapması gereken en önemli olan şey şu örneği çok iyi anladıktan sonra Aynı soğukkanlılıkla burada adım adım gitmek. Birinci adım başı, şey ikinci adım başı birinci adım sonu. Bakın dikkat edin. Burası birinci adım sonuydu. Değil mi? Ee, buraya birinci adım sonu dedik. Burası da ikinci adım başıyla. O yüzden bizim burada bir, birinci adım sonunda elde etmemiz gereken sayılar 61, 16, 23, 32 olması gerekiyor. Ama baktım ki ben bir tek 32 ve 16 elde edebilirim. Bunları da elde edememek için 5 farklı seçeneğim var. Bizim dikkat etmemiz gereken olay budur arkadaşlar. Arkadaşlar son yıllarda kümelerin Venn şeması ile gösterimi ve liste yöntemiyle ile gösterimi beraber olarak soru sorulabiliyor. Burada benim size önerim. Burada acele etmeyin. Kümeler hatayı kabul etmiyor. Bir hata yaptığın anda bütün emeklerin boşa gidiyor. Başa döndüğün anda bu beynin var ya inanılmaz yoruluyor. O yüzden dikkat edeceğiz. V şeması ile gösterilen ABC kümeleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. B kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 6 veya 7 eleman olarak bulunmaz. Şimdi arkadaşlar C'de bulunup B'de bulunmayan buna saldırmasak çünkü çok belirsiz bir yer. A'da bulunup A kesin B'de bulunmayan. Şimdi arkadaşlar bakın okurken şunu dikkat et. Aklında tut. Bunu bilmen yetiyor. Ben yıllarda hep bununla çözüyorum. A'da bulunup A kesin B'de olmayan. Burada olmayacak. A kesim B burası çünkü. Şurada olmayan ne var arkadaşlar orada olmayan? 1, 3. O zaman 1 ve 3 sadece A'nın elemanları. Bu bilgiyi analiz ettim. C'de bulunup B'de bulunmayan. Arkadaşlar bakın. C'de bulunup B'de bulunmayan neresi biliyor musun? Bak şöyle bir boyuyorum. Dikkat edin. Şöyle. B'nin haricindeki her yer. Şöyle az içine girdim ama onu önemli demek. Tamam C'de bulunup B'de olmayan. Ne bu? Oymuyor? 1, 2, 3. E, burada 1, 3 var. O zaman buraya mecburen ne gelecek? 2 gelecek. Çünkü neden? C'de bulup B'de bulmayan dediği anda şuralar giriyor. 1, 3 zaten var. 2 de o zaman oraya gitti. Tamam. Onu da söylemiş bulunalım. A birleşim, B birleşim, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 1, 2, 3 burada var. O zaman arkadaşlar 4, 5, 6, 7, 8 gibi elemanlar da B kümesinin elemanları. Yani B kümesi dediğim küme nedir? 4, 5, 6, 7 ve 8'i içeren bir kümedir. Tamam mı? Orada bir şey düşündüm de tamam. Bunlar içermeli. B kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 6 veya 7 eleman olarak bulunmaz? Bakın alt kümelerin diyor. Sınır var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar. 6 veya 7 diyor ya. Bakın 6 veya 7 eleman olarak bulunmaz derken bu cümle çok pis bir cümle. Şimdi 6 veya 7 eleman olarak bulunmaz derken 6 olsun 7 olmasın. 6 olmasın 7 olsun. 6 ve 7 beraber olmasınlar. Bak 6 veya 7 derken buraya çok dikkat etmeniz lazım dostlarım. Yani 6 olabilir 7 olmayabilir. Şey pardon 6 olabilir 7 olmayabilir. 6 olmaz 7 olabilir. 6 olmaz 7 de olmaz. Bak görüyor musun? Şimdi benim bile kafa gitti. Bak şurada gitmeyi gördün mü? Niye beyin geçiş yaparken zorlanıyor? Bak nasıl zorlanıyor gördün mü? 6'yı otomatik ben oraya yazdım. Kümenin algoritması yoruyor beyni ya. Hani nasıl bir yokuşu giden kamyon vardır ya aynı öyle oluyor. bir bak gördün mü? Beyin error'u verdi orada. Editlemeyeceğim. 6 veya 7 eleman olarak bulunmaz derken 6 olsun 7 olmasın. 6 olmasın 7 olsun. 6 olmasın 7 de olmaz. çünkü veyanın karşılığı bu burada. Şimdi arkadaşlar ben burada bakın 6'yı eleman olarak aldım. 7'yi de attıktan sonra bakın 6 benim elemanım. Artık bunun yanına elemanlar yazacağım değil mi? Ben bu 6'nın yanına yazacağım elemanları nereden seçeceğim? Bakın 7'yi almayacağım. 5 4 5 8'in içinden seçeceğim. Tamam mı? Ben 4 5 8'in içinden seçeceğim. Niye? Çünkü buradaki kuralda 6 var 7 yok dedim. Şu veya şartından dolayı. Yani ben bu 4, 5, 8 ile bunun yanına elemanlar yazacağım. Ben bu 4, 5, 8 ile kaç tane alt küme oluşturabilirim? 2 üzeri 3'ten çünkü 3 tane var. 8 oluyor. Yani olay şu arkadaşlar. Bak bir kere yapayım. Görün. 6 burada standart olarak var. Tamam mı? Mesela 6, 4, 6, 5, 6, 8, 6, 4, 5. Bu şekilde gidecek. Tamam. Bu şekilde gidecek. Hepsini tek tek göstermek. Şimdi 6 yok 7 var. Şimdi 7 kesinlikle var eleman olarak. Virgül 7'nin yanına eleman yazacağım. Nereden seçeceğim? 4 5 8'den seçeceğim. Bununla kaç tane alt küme oluşturabilirim? 8. O 8 tane gelip 7'nin yanına ekliyorum yani eleman olarak. Mantığı o. Yani 7'nin yanına mesela 7 4, 7 5, ya hatta yapacağım 7 8, 7 4 5. Hepsini yapacağım bir dakika durun. 7 4 5, 7 4 8, 7 5 8. Tamam mı? Ondan sonra 7 7 tek başına da olabilir. 7 4 5 8. Bakın. Ne yaptım? 4, 5, 8 ile oluşturabileceğim alt kümeleri yazdım. Dikkat ediyor musunuz? Bir de boş küme var burada. Kaç tane? 2 üzeri 3'ten 8 tane. O yüzden burada ne oluyor arkadaşlar? Tam 8 tane daha benim alt küme oluşturabilme şansım var. Peki geldim buraya. Burada ne yapacağım arkadaşlar? 6 da yok 7 de yok. O zaman ben ne yapacağım? 4, 5, 8 ile oluşturabileceğim alt kümeleri kastediyorumdur. 4, 5, 8 oluşturabileceğim alt kümelerde 2 üzeri 3'ten ne olur? 8 olur. Ee, bana diyor ki alt kümelerinin kaç tanesinde 6 veya 7 eleman olarak bulunmaz? 8 tane burada var. 8 tane de burada var. 8 tane de burada var. 8 artı 8 artı 8 ne olur arkadaşlarım? 24 olur. Benim burada size önerim lütfen ama lütfen şu 6 var 7 yok. 6 yok 7 var. 6 yok 7 yokun. Şu 6 veya 7 kavramının özgü olduğunu bilmeniz. 6 ve 7 eleman olarak bulunmaz deseydi o zaman 6 da yok gidiyor yok derdim. Sadece bunu kullandım. Ama bu veya kümenin başının belası bu adam. Arkadaşlar ben bu sorunun sınavda çıkmasını bekliyorum. Bu sorunun yanına şöyle 3 tane yıldızınızı atın. Bu soru üzerine aynı zamanda Evop Ekok'un en kilit noktasını da sizlere göstereceğim. Bu soru benim ilk sorular denemelerimde olan bir soru. O denemelerime de muhakkak ulaşın. X ve Y pozitif tam sayı ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Biri diğerinin tam katı değildir biri diğerinin tam katı değildir. Tamam. Ortak bölenlerinin en büyüğü, ortak katların en küçüğünün kare köküne eşittir. Biri diğerinden 20 fazladır. Buna göre bu sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar. Bakın bir x sayısı var. Ben bu x sayısını bir a sayısının k katı olarak tanımlasam. Bu y sayısını da bakın bunların bir ebabı var mı nihayetinde? Onu da B çarpı K diye tanımlasam olur mu? Olur. Ama burada A ile B aralarında asal olacak. A ile B aralarında asal olacak. Bu EBOB da bu zor soru geldiği zaman arkadaşlar şu tanımı yapın. Mesela EBOB'ları 3 türü deseydi burada. X eşittir 3K. Y eşittir 3M derdim mesela. Tamam mı? Ama K ile M aralarında asal olacak. Bakın dikkat edin. EBOB'ları 3 deseydi 3K buna da 3M derdim. Ama burada ben EBOB'larını bilmiyorum. Ben burada şu an evoplarına ne dedim arkadaşlar sayıların? EBOB XY'ye ben şu anda K dedim. Bakın. Niye EBOB'la ilgili bakın bir soru var. Ortak bölenlerin en büyüğü derken neyi kastediyor? EBOB'u kastediyor. O yüzden EBOB'ları K oldu. K ortak bölenlerinin en büyüğü olduğu için ve bir bölen olduğu için her ikisinde de var. Ortak bölenlerin en büyüğü olduğu için de A ile B'nin olması lazım. Aralığında olması lazım. Yani A ile B'yi birden başka bölen sayı yoktur. Eğer olursa o zaman K'nın olma şartı kaybolur ortada. Yani şu ana tanımı lütfen anlamaya çalışalım arkadaşlar. En önemli kilit nokta şurası. Yazdım. Şimdi bana diyor ki ortak bölenlerinin en büyüğü yani o ne? K arkadaşlar. Ortak katlarının en küçüğünün ortak katlarının en küçüğünü arkadaşlar bu sayıların A ile B zaten aralarında da sal. Burada ee, A ile B'nin tamam mı? Ekokları Şöyle yapalım. A ile B sayılarının e, X ve Y sayılarının ekokları şöyle bulunur. K'yı bir kere kullanacaksınız. Tamam mı? A'yı ve B'yi de bir kere kullanacaksınız. K'yı bir kere kullanacaksınız, A'yı bir kere. Neden? Çünkü A ile B zaten aralarında asal. EKOK buluyorum. O yüzden üçünün ne yapılması lazım arkadaşlar? Çarpılması lazım. Buna lütfen dikkat edin. Dolayısıyla benim burada EKOK'um neye eşit? A çarpı B çarpı K'nın kare eşit. Yani şey benim buradaki EBOB'um. Ekok olan A çarpı B çarpı K'nın kare eşit. Bakın okuduğunuz zaman ortak bölenlerin en büyüğü ortak bölenlerin en büyüğü ortak katlarının en küçüğünün kare eşit. Evet ortak katlarının en küçüğü bu. Bunun kare eşit. Bu da EBOB. Yazdım. Son arkadaşlar. Burada bakın her iki tarafın karesini alırsanız K kare eşittir. A çarpı B çarpı K alıyor. K ile şu K kare birbirini götürürse K eşittir. A çarpı B oluyor. K'nın ne olduğunu buldum. A çarpı B olduğunu buldum. Güzel. Başka ne biliyorum ben? Biri diğerinden 20 fazla. O fazla olan bu olsun. Yani A çarpı K eşittir arkadaşlar. B çarpı K'dan 20 fazla olsun. Diğeri de diyebilirdik ama ben bu şekilde de yeterli. Zaten A ile B kendi arasında o dengeyi yakalayacak. Bunu da dedik. Arkadaşlarım şunu sol tarafa attığınız zaman AK Eksi BK eşittir 20 oluyor. Burayı K parantezine aldığınız zaman A eksi B'nin ne olması gerekecek? 20 olması gerekecek. Bir de ne var? A çarp B'nin de K olması gerekecek. Şimdi arkadaşlar bakın. Bundan sonra değer vererek sağlayacağız. Çok basit bir şey yapacağız. Bu çarpımları K bunu verecek sayılar bulacağız. Hatta onu da şöyle yazarsam daha rahat bir şekilde değer vereyim. Gözümüz daha iyi görsün. Eşittir 20. Bakalım bulabilecek miyim hemen? e, ee, 2'ye 10 olsa K2 olsa şöyle olsun arkadaşlar. K2 Burasında 10 olması lazım ama A ile B ne olacak? Aralarında asal olacak değil mi? Mesela e, ne olabilir? E, dolayısıyla mesela 13'e 3 olsa aralarında asal. Ama 13 ile 3'ün çarpımından K'nın gelme şansı yok değil mi? K biraz büyük bir şey bak. Bir kere değer verdim, İstikametimi buldum. Yani k belki burada arkadaşlar 10 gibi bir şey. Hadi 20 demeyeyim de 10 diyeyim. Belki 20 çıkarsa hoca işte biliyordu demeyin. Heyecanınız o yani sınavda neticede ben de sizde aynıyım. 10 diyelim. A çarpı B'nin olması lazım. Ee, farkının da 2 olması lazım. Çarpımları 10, fark 2 olan sayı var mı? O da yok. Onu da bulamadım. Acaba 5 olsa çarpımları 5 çarpımları 5, farkları 4 olan bir sayı. O da gelmez. K'ya 20 desem çarpımları 20 ee, farkları da 1 olan bir sayı var mıdır? Çarpımları 20. Var. Güzel. 5'e 4. 5'ten 4 giderse 1. 1 kere 20. 20. 5 kere 4. 20. Bakın sağlıyor. K20'yi sağlıyor arkadaşlarım. İnanılmaz mutlu oldum. <laughs> Daha önce çözmedim. İnanın ki soruyu da zaten 6 ay önce falan yazmıştım. Güzel oldu. K20. A'yı da 5 buldum. Yerine yazalım. 20 çarpı 5'ten 100. Yerine yazalım. 4 çarpı 20'den 80 oluyor. Arkadaşlar toplarsanız 180 cevabımız olacak. Tam sınavlık bir soru. Abartı yok. Ebu Bikuk artık birazcık hikayeleştirmeleri gerekiyor. Ben böyle bir soru bekliyorum. İnşallah çıkar yaparsınız. Zor değil. Sadece şu anda hani benim ekran heyecanım ve arkadaşlar ee, şu konu anlatımı beni birazcık gördü. Yani şuradaki anlattığım konu var ya. Yani EBOB'la ilgili bir durum varsa sen burada EBOB'u tanımladın. Mesela EBOB K dedin. Koydun ikisine de. A ile aradan arasında asal diyorsun. Tamam mı? Ondan sonra gidiyorsun. Zaten burada değer verirken de aralarında asaldan da bak 5 ile 4 aralarında asal oluyor hakikaten. Arkadaşlarım, şimdi sınavlarda bu tarz sorular çıktığı zaman yapmanız gereken en önemli şey işlem hatası yapmamaktır. Tamam mı? Köklü sayılarla ilgili bu tarz bir soru e, çıkabilir. Bunlarda ciddi işlem hatası yapılıyor. Karekök 1,6 sayısı 0,2 sayısının a katı. Bakın karekökün içinde 1,6 0,2 sayısının a katı. Karekök 4 kök e, 4 karekök 2 sayısı o da 0,25 sayısının b katıymış. Şimdi arkadaşlar şu özelliği bir kere kullanmamız lazım. Karekökün içindeki a bölü b karekök a bölü karekök B olarak ifade edilebilir. Şimdi 1,6 var ya bu. Bunu ben karekökün içinde 16 bölü karekökün içinde 10 olarak yazdım. 0,2 de 2 bölü 10 olarak yazdım. Çarpı A var arkadaşlar burada. 16 dışarıya ne diye çıktı? 4 diye çıktı. Burada kök 10 var. Eşittir. 2'ye 2'ye böldüm 1. 10'u 2'ye böldüm 5. Çarpı A. Arkadaşlar şunu öbür tarafa attığım zaman A eşittir. 4 çarpı 5'ten 20 yapar. 20 bölü kök 10 oluyor. Burası 20 bölü kök 10. Buraya geldim. 4 kök 2 eşittir. 25 bölü 100. O da ne? 1 bölü 4 arkadaşlar. Çarpı B. Bunu da bir tarafa atın. 16 kök 2. O da eşittir B. B'yi buldum. 16 kök 2. Tamam. Onu da yazdım. Şimdi bana B bölü A oranı diyor. 16 kök 2 bölü A 20 bölü kök 10. Şimdi çarptığım zaman kök 10 bölü 20 oldu. Şu ifade gitti artık. Ters yarı çarpıyorum biliyorsunuz. Kök 10 bölü 20. Arkadaşlar burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kök 2 ile kök 10'u çarparsanız 16 kök 20. Böyle 20 geliyor. Sakın bunları sadeleştirmeyin. Arkadaşlar 20'yi de 4 çarpı 5 diye düşünürseniz 16 ile çarpılır. 32 kök 5 bölü 20 olur. Bakın 24 çarpı 5 Şimdi 4 dışarı 2 diye çıktı. 32 kök 5 bölü 20 oldu. 4'e bölüm 8. Kök 5'i aynen yazın. 4'e bölün 5. Ne oldu? 8 kök 5 bölü 5 oldu. Cevabımız Ankara seçeneği olmalı. Arkadaşlarım şimdi sınavlarda bu tarz sorular çıktığı zaman yapmanız gereken en önemli şey işlem hatası yapmamaktır. Tamam mı? Köklü sayılarla ilgili bu tarz bir soru çıkabilir. Bunlarda ciddi işlem hatası yapılıyor. Karekök 1,6 sayısı 0,2 sayısının a katı. Bakın karekökün içinde 1,6 0,2 sayısının a katı. Karekök 4 kök 4 karekök 2 sayısı o da 0,25 sayısının b katıymış. Şimdi arkadaşlar şu özelliği bir kere kullanmamız lazım. Karekökün içindeki a bölü b karekök a bölü karekök b olarak ifade edilebilir. Şimdi 1,6 var ya bu. Bunu ben karekökün içinde 16 bölü karekökün içinde 10 olarak yazdım. 0,2 de 2 bölü 10 olarak yazdım. Çarpı A var arkadaşlar burada. 16 dışarı ne diye çıktı? 4 diye çıktı. Burada kök 10 var. Eşittir. 2'ye 2'ye böldüm 1. Onu 2'ye böldüm 5. Çarpı A. Arkadaşlar şunu öbür tarafa attığım zaman A eşittir. 4 çarpı 5'ten 20 yapar. 20 bölü kök 10 oluyor. Burası 20 bölü kök 10. Buraya geldim. 4 kök 2 eşittir. 25 bölü 100. O da ne? 1 bölü 4 arkadaşlar. Çarpı B. Bunu da bir tarafa atın. 16 kök 2. O da eşittir B. B'yi buldum. 16 kök 2. Tamam. Onu da yazdım. Şimdi bana B bölü A oranı diyor. 16 kök 2 bölü A ne? 20 bölü kök 10. Şimdi çarptığım zaman kök 10 bölü 20 oldu. Şu ifade gitti artık. Ters yarı çarpıyorum biliyorsunuz. Kök 10 bölü 20. Arkadaşlar burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kök 2 ile kök 10'u çarparsanız 16 kök 20. Böyle 20 geliyor. Sakın bunları sadeleştirmeyin. Arkadaşlar 20'yi de 4 çarpı 5 diye düşünürseniz 16 ile çarpılır. 32 kök 5 bölü 20 olur. Bakın 24 çarpı 5 4 dışarı 2 diye çıktı. 32 kök 5 bölü 20 oldu. 4'e bölün 8. Kök 5'i aynen yazın. 4'e bölün 5. Ne oldu? 8 kök 5 bölü 5 oldu. Cevabımız Ankara seçeneği olmalı. Arkadaşlarım bu soru tarzı bizler için çok önemli. Sınavda zamanınızı yiyebilir. Kafa karışıklığı yapıp moralinizi bozabilir. O yüzden bu soru tarzına çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bir F fonksiyonu biçiminde tanımlanıyor eşitliğini sağlayan en değeri en az kaçtır? Şimdi en az kelimesinin sebebini de söyleyeceğim. Bunun nasıl hesaplandığını da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bak. F eksi 3'ü bir kere hesaplayacağız. Şimdi ne bu f, -f, f var ya. En tane F var. İlk önce bu eksi 3'ü ne yapıyorsun? Burada koyuyorsun. Çıkanı bir sonrakinde koyuyorsun. Çıkanı bir sonrakinde koyuyorsun. Böyle gidiyor. F eksi 3'ü hesapladın. Eksi 3 mutlak değer şuraya hesapladığın zaman şu şartı sağladığı için şuna geliyor değil mi? Eksi 3 artı 1 olduğu o yüzden. Ne geldi arkadaşlar buradan? Hani e, ben f eksi 3'ü f eksi 3'ü ben şuradan hesaplayayım. Eksi 3 artı 1'den ne geldi? Eksi 2 geldi. Devam ediyorum. Şimdi f eksi 2'yi hesaplayacağım. Çünkü çıkanı tekrar f'te atıyorum. Bunu söyledim. Eksi 2'yi ben nerede hesaplayacağım? Yine bunda hesaplayacağım. Mutlak değerden 2 diye çıktı. Eksi 2 artı 1'den ne geldi? Eksi 1 geldi. Yani burayı sağlıyor. Sağ eksi 2 artı 1'den eksi 1 geliyor. Tamam mı? f eksi 1'i hesaplayacağım. Eksi 1 artı 1'den ne geldi? 0 geldi. Hala burayı sağlıyor çünkü. Eksi 1 mutlak değerden 1 diye çıksa da 1 küçük eşittir. 3 sağlıyor. O şartı sağladığı için devam ediyorum. 0. F0. F0 ne arkadaşlar? 0 3'ten küçük. 1 ekliyorum. 1 oluyor. F1 ne? Hala sağlıyor. 2 oluyor. F2 ne arkadaşlar? Hala sağlıyor. 3 oluyor. F3 ne arkadaşlar? 3 e, mutlak değer 3 bu şartı hala sağlıyor. O yüzden ne oluyor? 3'ü de koyuyorum. 3 bir tane oldu. 4 oldu. Peki şimdi ben 4'ü ne yapacağım? Arkadaşlar bakın 4 artık bunu sağlıyor. 4 3'ten büyük. O yüzden geliyorum buna koyuyorum. 1 eksi 4'ten ne geliyor? F4'te eksi 3 geliyor. Tamam mı? Şimdi ben eksi 3'ü buldum. Ha, Bundan sonra devam etsem yine eksi 3'e gelirim. Belki. Şimdi tamam bundan sonra devam etsem Şimdi eksi 3 geldi. Eksi 3 yine buna gelecek. Yine buradan türbülansa binecek yani. Böyle hesap gidecek. Başa döner gider. Tamam. Şimdi bak böyle başa geliyor. Görüyor eksi 3. O yüzden arkadaşlar hiç bu topa girmiyorum. Ben şimdi burada size bir şey diyeceğim. Ben burada kaç tane hesap yaptım. Bakın en, burada en pis tarafı bu bence. Çünkü 6, 7, 8, 9, 10 şıklara dikkat edin. Ben burada kaç tane hesap yaptım? 1. Kaç ev hesapladım? Bir kere koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam ben 8 kere hesap yaptım. Tamam. 8 tane F var o zaman burada. Bak mantığında hatta göstereyim bir kere. İçiniz tam kabul etsin. Mesela fof eksi 3'ü hesaplasaydım. Eksi 3'ü koyacaktım. Eksik geldi. Eksi 2 koyacaktım. Eksi 1 gelecekti. O zaman burası eksi 1 olacaktı. Kaç tane F var? 2 tane. Çünkü niye? 2 kere koydum. bak. Kaç kere değeri yerine koyduysan burada o kadar F vardır. Unutma bunu. Bunu da not al. Bak bunu şakaya alma o soruyu. Arkadaşlar bu soru için size güzel bir taktik göstereceğim. Şöyle sorumuza dikkat edin. Aşağıda her bir boş kümeden farklı olan ABC'de kümeleri Venn şeması ile göstermiştir. Hangileri iki farklı kapalı bölge içerir? Arkadaşlar, her kapalı bölgeyi temsil eden bir harf Mesela burası A olsun. Burası B olsun. Burası C olsun. Burası D olsun. Burası E olsun. Bakın, burası E olsun. Şurası F olsun. Şurası K olsun. Şurası M olsun. Burası N olsun. Her kapalı bölgeyi bir harfle gösterdim. Şimdi kümeleri de özetleyeceğim bu soru üzerinde. Bunu nasıl okuyoruz? B'de olup A'da olmayan. B'de olup A'da olmayan yer neresi? Bakın. Şu buna göre siliyorum arkadaşlar. Şöyle dikkat edin. Hatta birinci öncül de yazalım. B'de olup A'da olmayan eleman, bölge neresi? K D F E K F D E Arkadaşlar kapatıyorum parantezi. Kesişim. C birleşim D. C ile D'nin birleşimini alacağız. C D E M N C D e, M, N. Dostlarım bunların kesimini alın. Bakın ne oluyor? D ve E oluyor. D ve E oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar D ve E de iki farklı kapalı bölge olduğu için bu iki farklı kapalı bölge içerir. Devam ediyorum. A birleşim D. O şimdi ikinci öncülü geçiyorum. A ile D'yi birleştireceğim arkadaşlar. A, B, C, E, M, N. Bak dikkat edin. Fark B birleşim C. B ile C'yi birleştirin değerli arkadaşlarım. Ee, o da ne olur? B, C, K, D, E, F. O da bu oluyor. B, C, D, E, F, K oluyor. Şimdi bana diyor ki bakın. A birleşim D'de olup B birleşim C'de olmayan. Yani burada olacak, burada olmayacak. Hangi elemanlar arkadaşlar? A burada var, orada yok. Olabilir. B burada var, orada da var. C burada var, orada da var. E burada var, orada da var. M burada var, orada yok. M de olabilir. Son arkadaşlar bakın e, yine D de olabilir. Ama bir dakika. Pardon. 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 E, M burada var. B birleşim C, B birleşim C'yi doğru yazdım mı? B, C, K, D, E, F, B birleşim C. Heh M. Bak M'yi unuttuk arkadaşlar. Az kala kendi kendimi eliyordum. Arkadaşlar o zaman M orada yok. Bakın. E, şöyle yapalım o zaman şuraya M ekleyelim. M burada var. Orada var. N burada var. Orada yok. Dolayısıyla arkadaşlar burada olup orada olmayan iki tane eleman var. Dolayısıyla bu da iki farklı kapalı bölge içerir. Tamam mı? İyi güzel gidiyoruz. Geldim son öncüle. A ile C'nin kesişimi. Bakın arkadaşlar A ile C'nin kesişimi. A ile C'nin kesişimi olan tek bir yer var. O da C. O da C. Birleşim. D'de bulup C'de olmayan. D'de olacak C'de olmayacak. O da ne arkadaşlar? D'de olup C'de olmayan da e, nedir? Peki bu ikisini birleştirirsen ne olur? İki farklı kapalı bölge içerir. Biri C, diğeri ne? Burada bakın birleşim var. Dolayısıyla arkadaşlar bu da içerir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı 1, 2 ve 3 olmalıdır. Evet. Gayet bence kümeleri de özetleyen kapsamlı bir soru oldu. Bence kendinizi sınavda hissetmiş olmalısınız. Arkadaşlarım ardışık sayılarla ilgili bir problem. Bakın ardışık sayılarla ilgili bir problem. Şimdi dikkat edelim. Bir konferans salonundaki koltukların ilk sırasında A kişi. İlk sıradan sonraki her bir sırada ise bir önceki sırada oturan kişi sayısından 5 fazla sayıda kişi oturmaktadır. Tamam. 16 sıranın bulunduğu bu salonda son 8 sırada toplam 516 kişi oturduğuna göre ilk 5 sırada toplam kaç kişi oturmaktadır? Şimdi arkadaşlar ilk sırada 5 kişi var. Pardon ilk sırada A kişi var yazdım. Daha sonra bir 5 artıyor A artı 5. Bakın bu birinci. Bu ikinci. Üçüncü sıra ne olacak? A artı. Bir 5 daha arttı ya. Bakın taktiği veriyorum. Asla bunu böyle yazmayın. Nasıl yazacağız? Sakın böyle de yazmayın. O zaman karar ver. 5 çarpı 2 diye yazacaksın. Sebebini şimdi anlayacaksın. 4. sıraya geldim. A artı 5 çarpı. Bir 5 daha eklediğim için. Bak 5 artı 5 artı 5 oluyor. Kaç tane 5 eklemiş oldun? 3 tane oldun. O yüzden 5 çarpı 3 oldun. Bakın burayı anladığınız anda soru bitti. Bir daha söylüyorum. İlk sırada akşam. Burada ne var? Bir 5 kişi eklendi. Üçüncü sırada buna bir daha 5 eklendiği için dolayı 2 tane 5 oluyor. O yüzden 5 çarpı 2. Hep bir öncekine göre 5 eklendiği için böyle gidiyor. 16 sıra bulunuyormuş. Geliyorum. 16. sırayı size hayal ediyorum. Çok zor olmayacak bakın. 4 iken 3, 3 iken 2, 2 iken 1 algoritma kalalım 5 çarpı 1 nihayetinde. Hatta burada da 5 çarpı 0 diyebiliriz değil mi? Deriz ya. 5 çarpı 15 oldu. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, ilk 16 sıranın bulunduğu bu salonda son 8 sırada toplam 516 kişi oturduğuna göre ilk 5 sırada toplam kaç kişi oturmaktadır? Arkadaşlar son 8 sıra dediği zaman, tamam mı? Ee, 16 burada mesela en son şu aradaki kaç olacak? Renk değiştireyim. 11 olsa olmaz. 10 olsa olmaz. 9 olsa, şurada 9. sıradan itibaren mi acaba? 16'dan 9 çıkarın, 7, bir ekleyin, 8. Evet, tam 8 tane sıra olmuş oluyor. Hani son 8 sıra diyor ya 16 son terim eksi ilk terim artı artış miktarı artı 1 var ya burada ben 16'dan 9 karın 7 bir daha 8 yapıyor sağ diyor o zaman burası 9. sırayla e, 9. sıra nasıl a artı 5 çarpı 8 9. sırayla 16. sıra arasında kastediyor 5-16 kişi varmış yani bu e, son 8 sırada 516 kişi varmış ben bunları toplayacağım arkadaşlar burada 8 sıra var yalnız şimdi mantıken düşünün kaç tane a var 8 tane a var 8 çarpı a artı Peki arkadaşlar 5 parantasını alarak toplarsam 8'den kaça kadar topluyorum? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 böyle topluyorum tamam mı? Şimdi benim burada önerim şu var. İstiyorsanız tek tek toplayın. Yani burada formülle kullanabilirsiniz ama çok da şova gerek yok. 23 yapar. Şuna şunu topla 23 yapar. Şuna şunu topla 23 yapar. Şuna şunu topla 23 yapar. Kaç tane 23 var? 4 tane 23 var değil mi? 4 kere 23 ne yapar? 92 yapar. O zaman 5 çarpı 92 yapıyor. Artı 8 A var. O da eşittir. 516 diyor. 5 kere 2 onun sıfırı ee, elde var. 1 5 kere 9 45. 460 artı 8 çarpı A eşittir. 516 Arkadaşlar buradan öbür tarafa atsanız 56 geliyor. 8 A eşittir. 56'dan A 7 geliyor. A 7 geliyor. Tamam. Şimdi bunu söyledik. Gayet güzel. Sonra yapmamız gereken olay tamam mı? Bana sorduğu şey ilk 5 sırayı soruyor ya. Bir daha renk değiştiriyorum. 5. sırayı da yazıyorum şuraya. A artı 5 çarpı 4. Neden? Çünkü 5'ten 4 olacaktı. Kaç A var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane A var. 5 çarpı A. Artı 5 parantezinde neyi topluyorum arkadaşlar? 0, 1, 2, 3, 4'ü topluyorum. 7, 9, 10. Ne yaptı burası? 5 çarpı 10. Artı A neydi? 5'ti. 5 beş çarpı 7. Yedi. A 7 5 çarpı 7. 35, 50 daha 85 yapıyor. Bir dakika. Evet 85 yapıyor. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar burada 85'i veren hangi seçenek var? Şöyle dikkatlice bakın. 85'i veren hangi seçenek var? Edirne şıkkına bakın arkadaşlar. 7 kere 2 14. 99 eksi 14'ten ne gelir? 85 gelir. O yüzden cevabımız Edirne seçeneği olmalıydı.